alerji aslında vücudumuzun kendisine zararlı olarak algıladığı, aslında hiçbir zararı olmayan bir takım maddelere karşı vermiş olduğu yalancı bir reaksiyondur. Amaç vücudun korunmasıdır ama aslında bu maddelerin vücudumuza hiçbir zararı yoktur birçoğunun. Tabii ki zararı olan bir takım maddeler de var, onlara karşı gerçek bir alerjik reaksiyon oluyor ama çoğu zaman yanlışlıkla aşırı bir reaksiyon gösterilmesi söz konusudur. Alerji genellikle bizim genetik yapımızda anne babadan kalıtımsal olarak geçen bir kötü bir mirastır. Ve eğer anneden ya da babadan birisinde varsa olma olasılığı biraz daha düşük iken, ikisinde birden varsa %60'lara kadar çocuğun alerjik olma ihtimali yükselmektedir. Bu tabii ki sadece anneden babadan geçen genlerin etkisiyle olmuyor. Aynı zamanda ortam, alerjene maruz kalma süresi, konsantrasyonu gibi bir sürü faktöre bağlıdır. Alerji vücudumuzda değişik formlar şeklinde görülebilir. Bazen kişide alerjik, basit bir alerjik rinit, hapşırma, tıksırma, burunda tıkanıklık gibi olabileceği gibi astım, kuru öksürük şeklinde başlayıp daha ileri formlarında nefes alamamaya kadar giden astım krizine de girebilir hasta.